Çok yoruldum. Git üstünü değiştir, dinlen biraz. Babam iyi bir insan değildi abi. Acımasızdı. Zalimdi. Gaddardı. Sadece düşmanlarına değil, sevdiklerine de öyleydi. Öz evlatlarına bile. Sorsa, adam olmamız için öyle davranıyordu değil mi? Bizi yetiştirmek için. Hatırlıyor musun? Bir keresinde bizi bir kuyuya kapatmıştı. Kör karanlık bir kuyuya. Ben 7-8 yaşındaydım. Sen de 3. 3. İnsan 3 yaşını hatırlar mı? Ben hatırlıyorum. Ben o kuyuyu hiç unutmadım abi. Neymiş? İrademiz güçlenecekmiş ha. Üstünü kapatmıştı bir de o kuyunun. Soğuk, karanlık, belimize kadar su. Tir tir titriyoruz. Sen bir de ben hasta olayım diye beni kucağına almaya çalışmıştın da düşürmüştün ya. Ne yapayım oğlum, kollarım dayanmadı. Güzel dayak yedik. Çok dayak yedik. En çok sen yedin. Ben arada bir kaçıyordum. Sen benimkileri de yiyordun. Senin yediklerinin yanında benimkinin hesabı olmaz ama. Hatta bir kere dövdüğünü unutup bir daha dövdüğü olmuştu. Rahmetli annem araya girmeye çalışırdı. Ne yapsın kadıncağız? Niye yapıyorsun diye soruyordu. Seviyorum çünkü. Sevdiğim için yapıyorum. Çırpınıp dururdu kadıncağız. Onlar senin evlatların derdi. Neden yapıyorsun derdi. Annemi hiç dinliyor muydu ki? Bir kulağından giriyordu, bir kulağından çıkıyordu. Bazen diyorsun ya bana, seni tanıyamıyorum. Bazen seni anlamıyorum, kim olduğunu bilemiyorum diyorsun ya. Haklısın. Ben de anlayamıyorum. Bence Fuat Usta benim kodlarımı yanlış girmiş. Kabloları ters bağlamış. Sevgiyle şiddeti birleştirmiş. Aynı devreye bağlamış. Ben galiba o kuyunun içinden hiç çıkamadım abi. Hayır, 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 hayır. Hayır oğlum, bu senin kaderin değil, tamam mı? O gün o kuyudan nasıl çıktıysak... şimdi de bu belanın içinden öyle çıkacağız. Tamam, bitti her şey. O artık hayatta değil. Yukarıda. Öylece uzanmış yatıyor. Hiç kimse için bir tehdit oluşturmuyor. Artık konuşamaz. Kızamaz. Bağıramaz. O zaman biz niye ağlıyoruz abi?
üzülüyoruz onun için. Belki de onun için ağlamıyoruzdur. Kaybolan yıllarımıza kendimize ağlıyoruzdur. Tamam. Yarın o toprağın altına giriyor. İzin ver. Onunla birlikte bize yaptığı her şeyi toprağın altına girsin. Oğlum biz hala toprağın üstündeyiz. Hayattayız. Biz onun gibi olmamalıyız, olmayacağız da. En azından sevdiklerimize karşı. Birbirimize karşı. Ama sana gerçekten inanamıyorum ya. Beni bundan nasıl mahrum bırakabiliyorsun? İşte ama her zaman yapılmaz. Her zaman ikide bir yapılırsa kıymeti olmaz. Enişte gerçekten çok iyi oldu yaptın. Mükemmel olmuş. Afiyet olsun. Sana da geçmiş olsun güzel yeğenim. Sağ ol teyze. Haldeciğim geçmiş olsun. Sen neden gözaltına alındın biz onu anlayamadık. Fuat'ı vurduğunu biliyorlarmış da bilmem ne. Delil falan da yok ellerinde. Boşatıp dolu tutmaya çalışıyorlar. Bu yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Rıza. Afiyet olsun. Beraber olsun. Geç otur. Ben o işi hallettim. Bak olmaz bu babamın özel menüsü. Ben içeriden hatta sana sıcak sıcak getireyim. Neler oldu? Biz yarım yamalak bir şeyler duyduk ama. İhtiyar seni vurmuş. İhtiyar mı? Ben bunları anlatmak için geldim de siz nereden biliyorsunuz? Burak aradı. Ali Rıza babamı gözlerimin önünde vurdu dedi. Sonra ihtiyarın adamları falan gelmiş. Sen onun için mi kayboldun? Efendim Derya. Ya Halide, hapisten çıkmışsın, geçmiş olsun. Hapiste değildim, emniyetteydim sadece. Hı, anladım. Ya ben bir de şey duydum. Ali Rıza vurulmuş, öldü diyorlar. Derya sen ne saçmalıyorsun? Ali Rıza burada, benim yanımda. Anladım ben. Yanlış duydum o zaman. Aynen öyle. Ölen Ali Rıza değil, senin sevgilinin babası. İhtiyar sana engel olmaya kalktı, öyle mi? Anlaşılan o da Fuat'ın sırlarının peşinde. Başka ne sırrı varmış ki? Bilmiyoruz, konuşmadı. O pisliğin mutlaka arkasında bıraktığı çok sırrı vardır. Peki sonra ne oldu yani seni aldıktan sonra? Geldi mi, gördün mü? Karşına çıktı mı ihtiyar? Adamı mı, gölgesi mi? Bir tane adam var, onunla konuştum. Safir. Biraz üzerime geldi. Sorular falan sordu. Ama bir şey bilmediğimi anlayınca yol verdi. Safir ortaya çıktıysa ihtiyar gelmek üzere. Gelmiş olabilir. Öyle. Her neyse. Artık masanın başında Mithat var. Kur düzeni. İşimize bakalım. Bakalım bakmasına da. Ya bu Ersoylu'nun oğulları neden hala o masada oturuyor? Neden cehennem olup gitmiyorlar ben onu anlamıyorum. Melek. Enişte haksız mıyım? Ali Rıza bir şey söylesene sen de. Çok haklısınız. Ama biz Murat'a bir söz verdik. Hem söz verdik hem de bilmediğiniz başka şeyler de var. İhtiyar onları sever. Fuat'ın belasını bulmasına ses etmedi.
ama çocukları koruyacaktır. Neden? Ne oldu? Yine ben gelince her zamanki gibi sessizliğinize gömüldünüz. Yok ya, hep aynı şeyler. Tatsız tatsız iş güç şeyleri. Tamam mısınız? Hadi bahçede bir kahve içelim. Ellerine sağlık. Hadi bakalım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun. Hadi ye, sıcak sıcak soğutmadan. Hadi. Ne? Niye öyle bakıyorsun? Hani sana telefona dedim ya, sen ve ben, ikimiz gidelim. Bir günümüz olsun, bir gecemiz olsun. Yarın gidelim mi? Yarın. Evet. Gelir misin? Yani gelirim. Gelirim tabii ama önce babama sormam lazım. Sonra da nereye gideceğiz onu öğrenmem lazım. Bir kere de kendini bana bırak ya. Bir kere de. Bir kere de dediğim yap. Sen neye bakılmışsın? غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Bir şey söyleyeceğim. Ya biliyorum pek sırası değil ama bilmeni istersin diye düşündüm. Ali Rıza vuruldu demiştin ya. Ben dün Halide'yi aradım, yanındaymış. Ölmemiş. Thank you.
Niye zahmet ettin kızım? Ben yapardım. Ben varken olur mu ki anne? Buyurun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sen niye kıvranıyorsun böyle? Yok aslında kıvranmak değil de... ben konuşmak istiyorum. Ben Ali Rıza'yı çok seviyorum. Biliyorsunuz zaten biz bir süredir birlikteyiz. Gerçi babam biraz huysuzluk yapıyor ama. Babaların gönülleri kızları için çarpar. Öyle kolay kolay razı gelmezler. Haşmet Bey'in aşka hürmeti vardır. İkna olur sen merak etme. Peki sen Rukiye anne. Sen razı mısın? Ali Rıza'm küçükken çok hırçın bir çocuktu. Dalgalanırdı hemen, böyle durduramazdık. Babası ölünce biraz daha duruldu. Önce büyüdü. Sonra evimizin babası oldu. O kadar çok bizim için yaşamaya başladı ki... Allah biliyor ya... oğlum kimseyi sevemeyecek herhalde dedim. Kalbini açamayacak, içini dökemeyecek. Sonra sen geldin Halide. Kalbini gördün. Onu sevdin. Ali Rıza'm seni görünce çocuklar gibi mutlu oluyor. Gözlerinin içi parlıyor. Tıpkı eskisi gibi. Hani razı mısın diye sormuştun ya. Şükrediyorum. İyi ki siz birbirinizi bulmuşsunuz. İyi ki. Ben de şükrediyorum. Ben onu tanıyana kadar böyle bir şey yaşayabileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama şimdi yaşamak istiyorum. Onunla birlikte yaşamak istiyorum. İnşallah kızım. İnşallah. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır kafa kafaya vermiş? Öyle havadan sudan oğlum. Ben kalkayım artık. Bir kliniğe uğramam gerekiyor artık müsaadenizle. Tamam canım. Alacağım seni. Siz ne fısıldaşıyorsunuz bakayım öyle? İyi hiç öyle, havadan sudan. Gel. İhtiyarın selamı var. Eyvallah. İhtiyar, başsağlığı mesajını göndermiş. Bir de benden bir isteği var. Yürüyün gidiyoruz.
Hadi Ali Rıza. Gel dedin geldik. Ben çatlayacağım meraktan. Hoş geldiniz. Burası artık bizim. Nasıl ya? Nasıl? Bizim mi? Nasıl yani burası derken? Bizim ablacığım. Bizim. Vay arkadaş. Ya biz ikinci el arabayı alamazken bu kadar sıfır arabanın hepsi bu koskoca. Emine. Kardeşin turnayı gözünden vurmuş. Berto gördün mü lan? Gördüm enişte gördüm de. Abi. Hadi gelin içeri gezelim. Gel. Hoş bulduk. Emine. İyi abi. Ne iş yapacağım kardeşim ben? Burayı sana emanet edeceğim. Sen yöneteceksin. Ya bırak abi şaka işimi. Öyle öyle. Yeni işin hayırlı olsun. Mert patron oldun oğlum. Oh ferah. Kanço, bak beni o daracık ofiste unutmak yok ha. Unutmadım. Aileden güvenilir biri muhasebenin başında olsun değil mi? Tabii. Yani neticede burası aile şirketi. Muhasebe çok önemli iş Emine. Öyle yabana tanımadığına emanet edecek iş değil. Ben yarın istifayı basıyorum o zaman. Biz var ya burayı çiçek yaparız çiçek. Mert oğlum şunlara bak lan. Ay siz gezin dükkanı. Hasan abi biz bir ofise çıkalım. Ne yaptın paşam? Hallettim abi. Bu arada konuşamadık. Nasıl buldunuz dükkanı? Güzel, ben beğendim. Güzel nasıl laf be kardeşim? 10 numara 5 yıldız konumcamız. Bundan sonra bütün işleri buradan yürüteceğiz. Hayırlısı olsun. Ayağımıza taş değmesin. Amin inşallah. Eyvallah. Gelin abi. Ya Rabbil alemin inşallah. Bu mu çıktı kasadan? Evet abi. Ben de kopyaladım. Hoş geldin Adem baba. Hoş gördük. Hayırdır? Neymiş bu kadar acil olan mesele? Palabanın selamını getirdim. Üzerimde kalmasın. Aleyküm selam. O nasıl, iyi mi? İyi. Mehmet Emin'le birlikte işte. Senden haber bekliyorlar. Ne haberi? Sadakatini ispat etmenin zamanı gelmiş. Onun için birini vurmanı istiyor. Kimmiş o? Kim bu Balaban dedikleri bu abi? Sen tanır mısın eskilerden mi? Balaban yok. Benim tanıdığım bir Balaban yok. Ama bir sorarız sağa sola. İlla ki birisi biliyordur. Bir de Mehmet Emin diye birinden bahsediyorlar. Sadece bir isim benzerliğidir. Mehmet Emin'in kim olduğunu biliyoruz abi. Hemen enseyi karartma aslanım. Şu Adem'i bir alalım. İşin aslını öğreneceğiz. Ferit. Bu Adem kimdir nedir neci? Bahis işi yapıyormuş. Aslında para sevkiyatını kontrol ediyor. Gelmekte gemileri altınları yüklüyorlar. Oradan o liman senin, bu liman benim. Nasıl alacağız abi? Benim bir planım var. Ferit size anlatsın. Orada buluşuruz. Şimdi çıkmam lazım. Tamam usta. Eyvallah.
İhtiyar mı istedi gelmeni? Sen onun kardeşini öldürdün. O da senin babanı. Ödeştiniz. Hesabınızı kapatın demiş. Güzel. Yoluma çıkma aslan, yoluna çıkma. Bugün çıkmam. Yarın da çıkmam. Belki sonraki gün de çıkmam. Ama bir gün muhakkak çıkarım Ali Rıza. Ve o gün çıktığımda senin tozunu bırakmayacağım. Bana en sonlu tehditleri savuran adamı bugün gömdüler. Bizzat sen gömdün. Ben seni tehdit etmiyorum. Ben olacakları söylüyorum. Filmin sonu bu Ali Rıza. Bu son ikimiz için de kaçınılmaz. Yani o gün gelene kadar bekleyeceğiz. Hesabımızı donduracağız. Zormuş. Hakikaten zormuş. İyi dayanmışsın. Sevdiğim bir insanın katilinin suratına bakıp ona hiçbir şey yapmamak zormuş Ali Rıza. Seni şimdi çok daha iyi anladım. Bana iyi katlanmışsın. Ama ben ne zamana kadar dayanabilirim bilmiyorum. Çok da zorlama kendini be. İnceldiği yerden kopsun. Dört saatim kaldı Arıza. Biliyorum. Biliyorum da bu neydi? Barış'ın kesin olarak sağlandığından emin olmalıyız. Ne? Kasada bulduğun şey bizimle paylaşmayacak mısın? Yanımda değil şu an. Zaten adamı size getirdiğimde sorgulayacaksınız. Her şeyi öğrenirsiniz. Halide, bu ne? Valiz. Yani öyle kıyafetli falan derken böyle oldu işte. Halide, bir gün kalacağız dedim. Taşınıyoruz demedim. E sen bana sürpriz dedin ama ben yanıma ne alacağımı bilemediğim için elime ne geldiyse aldım artık. Ver.
Ekşitme suratını. Görmüyor musun ne kadar mutlu? Hem Ali Rıza iyi bir çocuk. Hem bize de sadık. Bilmiyorum Melek. Ben hiç böyle hayal etmemiştim. Günü vakti geldiğinde kendi gibi bir doktorla evlenir. Bizim cehennemimizden uzak olur diye düşünüyordum. Ben de Derya için böyle hayal etmemiştim. Ama o gitti. Katil Burak'a aşık oldu. Üstelik o kadar uğraşıyor ona gitgide bağlanıyor. O iblisi ailemden uzak tutmak için bunca uğraş verdim. Gene mi burnumuzun dibinde bitecek? Olmaz öyle şey ona göre. Tamam, tamam dur sakin ol. Halledeceğim ben. Bulacağım bir yolu. Geçen gün sen bir şeyden bahsettin. Yarım kaldı böyle masada. İhtiyar Ersoyluları sever dedin. Hı. Ne bağları var onların aralarında? Çok eski bir hikaye Melek. Geçmiş zaman. Boş ver. Bırakalım mazi mazide kalsın. Artık yola da çıktığımıza göre nereye gittiğimizi söylersin bence. Söylemem. Ama merak ediyorum. Gidince göreceksin. Bari bir ipucu versen. Nasıl bir yere gidiyoruz? Yeşil mi, mavi mi, deniz mi, orman mı, dağ mı? Nasıl bir yere gidiyoruz? Baş başa kalacağımız bir yer. İkimiz. Dünyadan uzak. Zor günler geçirebilir her insan. Umudun olurum eğer bana inanırsan. Yaprakların solarda güneşi unutursan. Işığın olurum sonsuza uzanan. Işığın olurum sonsuza uzanan. Bu fırtına dinmek bilmez mi? Bir öpüşsek her şey geçmez mi? Kendimi adıyorum yoluna. Adına sana. Sen benim söylenmeyen sözlerim. Sen benim unutamadığım ilklerim. Sen benim içemediğim son kadeh. Uzun yolum şarkılarım sevdim. Uzun yolum şarkılarım sevdim. Bu fırtına dinmek bilmez mi? Bir öpüşsek her şey geçmez mi? Kendimi adıyorum yoluna, adına sana. Sen benim söylenmeyen sözlerim. Sen benim unutamadığım iplerim. Sen benim içemediğim son kadeh.
uzun yolum şarkıları sevdim. Uzun yolum şarkıları sevdim. Beğendin mi? Beğenmek ne kelime? Bayıldım. Bayıldım da... Sen nasıl buldun, nereden buldun, ben nasıl onu merak ediyorum. O da benim meziyetim. Sen ve ben ikimiz. Söz verdiğim gibi bir günümüz olacak. Bir gecemiz. Anladım ki her şeyden öte bu benim için. Çok az kaldı. Sabret. Benim sana bir tavsiyem var. Sen buraya daha önce kimleri getirdin acaba? Lafı evirdin, çevirdin. Ben bu zarfları yemem. Kimseye getirmedim, merak etme. Getirsem de söylemem diyorsun yani, öyle mi? Ya illa zorlayacaksın yani. Yani bilmem. Sen bana genelde pek bir şey anlatmadığın için. Yani geçmişinle alakalı. Tamam. Hadi sor, neyi merak ediyorsan. Neyi merak ediyorsan. Eyvah. En kazık sorular hazırladın değil mi? Bugün geçmişi de geleceği de bir kenara bırakalım. Bu anın keyfini çıkaralım, olur mu?